Merhaba arkadaşlar. Evet Tüpraş'tan ikinci temettü kararı geldi. Güzel müjdeli bir haber. Yatırımcısı mutludur umarım. Borsa İstanbul'da da endeks kapandığı anda hemen bildirim geldi. Bildirime bakalım. Şöyle 18:16 saat 18:16'da kap bildirimi geldi ve ortaklara 23 milyar TL tutarında nakden temettü dağıtılmasına ve ortaklara da bu ödenecek 23 TL TL karın Nominal 1 lira değerli hisse için bürüt 11 lira 93 kuruş net olarak da 10 lira 74 kuruş olarak ödenmesine karar verilmiştir. Gerçi yönetime yani sunulacak böyle bir karar alındı. Teklif edilen bu nakit kar paylarının de ödemesi yani karların pay hakkının belirleneceği tarih 27 Eylül olacak. 27 Eylül tarihine kadar TÜPRAŞ hissesine sahip olan yatırımcılar temettü almaya hak kazanacak ve ödeme tarihi de 1 Ekim 2024 olmuş olacak. Tekrar ediyorum. Bugün 5 Ağustos tarihinde yönetim kurulu tarafından alınmış bir karar. Geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere kar dağıtım önerisi gelecek yönetim kuruluna ve e, bürüt olarak 11 lira 93 kuruş. E, %10 stopaj ödenecek, düşecek. Ve biz de e, net olarak kar payımızı da 10 lira 74 kuruş olarak alacağız. Toplamda 23 milyar TL e, temettü dağıtılacak. Hemen şöyle e, temettü geçmişine tekrar bakmak istiyorum. E, zaten e, Nisan ayında ne yapmıştı? 20 milyar liralık bir temettü dağıtımı olmuştu. Temettü verimi %5.90'dı. Hisse başına net 9 lira 34 kuruş temettü almıştık. 20 milyar 23 de şimdi dağıtacak e, ve 40 toplamda 43 milyar e, TL'lik bir temettü dağıtmış olacak. 2024 yılında iki taksit halinde. 2023'e baktığımızda 2023'ün Mart ayında ve Eylül ayında da yine iki kere temettü dağıtmıştı. %7,11 temettü verimi vardı Mart ayında. Ardından Eylül'de de geçen yılın Eylül'ünde de %4,59 temettü verimi vardı. Toplamda da hemen hemen 48 liralık 48-49 liralık toplam iki taksitte temettü almıştık. O temettü dağıtımının toplam tutarı da 27 milyar liraydı. İki taksitte verilen temettü toplam tutarı 27 milyar lira. Şimdi de 43 milyar lira toplam temettü dağıtmış olacak iki taksit halinde e, TÜPRAŞ arkadaşlar. Grafiğine baktığımızda da 200 günlüğünü kaybettik zaten bugünkü düşüşle birlikte. 200 günlüğünün üzerinde kapatmıştı haftalık kapanışını geçtiğimiz cuma günü. E, ama sert düşüş borsada para, e, kara pazartesi olarak adlandırabiliriz. Çok fena tokatlayıp atlayıp e, dövdüler yatırımcıyı, küçük yatırımcıyı e, özellikle. Ve 153 liradan kapattı. 200 günlüğünün altında seyrediyor. E, yükselişler için yani 160 ve yukarısı önemli bir direnç. E, 163, 168, e, 170 seviyeleri direnç seviyeleri şu anda TÜPRAŞ'ta e, yükseliş olabilmesi için en azından. Evet e, bilanço da açıklandı. Onun da bir videosunu yapacağız. E, i̇kinci çeyrek bilanço haberi de geldi TÜPRAŞ'ta. Ee, bakalım nasıl bir bilanço gelmiş, ee, onu da göreceğiz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. E, benim gibi bütün tüpraş yatırımcısına e, bol şans, bol kazançlı günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.